Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kitap yurdundan aldığım siparişim eve geldi ve kargosunu sizlerle birlikte açmak istiyorum. Her zamanki gibi kargo gelir gelmez hemen video çekiyorum. Şöyle ki ben bu kitap alışverişini ilk defa kitap yurdundan yaptım. Daha önce BKM ya da Okuoku'dan sipariş veriyordum. Şöyle bir durum oldu. PTT kargo çok geç ulaştırdı elime. Gerçekten bir haftayı falan bayağı bir geçmiştir ve ben hala sakinim. Çünkü bu Black Friday ayları olduğu için çok kargolar sıkışmıştı. Ben de artık umursamadım ne zaman getirirlerse diye. Hemen açıyorum kargomu, sizlere göstereceğim. Bakalım, inşallah güzel bir şekilde göndermişlerdir. Evet. Şu şekilde gelmiş. Bakalım nasıl gönderdiniz. Öncelikle şöyle bir aldığım fiyatlandırma listesi falan çıkıyor kitap yurdundan. Ben Sabahattin Ali'nin ajandasını aldım, böyle 2020 bir ajandası vardı. Şöyle arkasında da ailesinin fotoğrafı var, çok tatlı. Ben çok severim Sabahattin Ali'yi. Neredeyse kitapların yarısına çoğunu da okudum. Hala da okumayı istiyorum. Çok güzel bir ajanda olduğunu düşünüyorum. Böyle ailesiyle çektirdiği fotoğraflarından oluşan bir ajanda bu. Şöyle. Ya çok tatlı ya. Ben çok seviyorum. Çok güzel değil mi? Şöyle Sabahattin Ali'nin şöyle bildiğimiz resimleri falan var. Ailesiyle birlikte kendisi var. Böyle takvimlerimiz falan var şu şekilde. Planlayıcımız var. Sabahattin Ali'nin kitaplarından alıntılar falan var. Bence çok hoş. Ya çok sevdim. Böyle resimleri görür görmez mutlu oldum gerçekten. 8 lira falan da o küsuratta bir şey. Kargo ödeyen kitaplar arasında bunu gördüm. Ben de dedim bunu alayım, Sabahattin Ali'yi seviyorum diye bunu aldım böyle. Kampanyalar var. 5 kitap 30 lira kampanyası vardı. Ben o kitapları aldım. Normalde kitapların BKM'den ve Okuoku'dan fiyat karşılaştırmasını yaptığımda tek bir kitaba 30 lira diyorlardı. Ve ben burada 5 kitabı 30 liraya aldım. Gayet güzel bir fiyat. Diğer yerlerde gerçekten çok pahalıymış kitapların hepsi. Her biri 20-25-30 civarında falandı ve ben tek kitaba verdim bunu. O yüzden mutluyum. Hemen ilk kitabımı sizlere gösteriyorum. Arkası şöyle gelmiş. Niye böyle yaptınız bilmiyorum ama 9 Periklu Kızı aldım. Şöyle. Yazarını ilk defa görüyorum. Tanımıyorum genellikle. Kitabın arkasını okumak istiyorum. Kitaplar hakkında çok fazla bilgim yok. Arkasını okuyacağım. Ben de o şekilde kitapları seçmiştim, beğenmiştim. Peruklarım bir tutam saçtan çok daha fazlasını ifade ediyor. Her biri benim üzerimde bir etkisi oluyor. Görünüşümün değişmesinde daha derin bir şey bu. Benlik algımı etkiliyorlar. Farklı görünmek, farklı davranmama ve karşılığında farklı tepkiler almama neden oluyor. Sophie, az rastlanan ve çabuk ilerleyen bir kansere yakalandığında 21 yaşındadır. İyileşmek için tek şansı ise bir yıl boyunca kemoterapi ve radyoterapi görmektir. Olanlarla başa çıkabilmek için tüm korkuları, ızdırapları ve yaşadığı tüm keyifli anlarıyla ailesi ve arkadaşları hakkında yazabileceği bir günlük tutmaya karar verir. Kanseri yenmesinde kendisine yardımcı olan bir diğer şey ise peruklarıdır. Sophie o gün nasıl hissettiğini ya da nasıl hissetmek istediğine göre takacağı peruğu seçer ve o kişiye dönüşür. Güvensiz Sophie, Stella, zevkine düşkün Sophie, Oema, dik kafalı Sophie gibi böyle karakterlere bürünüyormuş. Tatlı bir kitaba benziyor. Bakalım, inşallah beğenirim diyorum. Bir diğer kitabım ise şöyle Tepe Taklak Pegasus yayınlarından bir kitap. Kitaplarda hasar da yok. Güzel yani. Hoşuma gitti. Böyle göstereyim önce. Tepe Taklak. Bir haftadan kısa sürede 1 kilometre çapındaki Persephone asteroidi gezegeni çarpacak. Rotası değiştirilemiyor. Felaket kaçınılmaz. Seyenler için belirsizliği terk edip ikinci bir şansı deneme zamanı. Kedan için ise kaybettiği en önemli kişiyi bulma zamanı. Zen için aşkla ilgili bildiği, düşündüğü her şeyi sorgulama zamanı demiş. Bu kitapta bu şekilde biraz bilim kurgu tarzı bir şeye benziyor yani. Ya da şu üstümdeki şey var, Illuminati. Ona birazcık konusunu benzettim. Bu şekilde bu kitapta Pegasus yayınlarında uygun bir fiyat aldım, düşünün yani. Bir diğer Pegasus'tan daha kitap aldım. Evvel Zaman içinde. Bu arada ben bu kitapların Goodreads'teki puanlarına da baktım. Okudum. Instagram'da yorumlarına da baktım. Gayet güzel yorumlar falan vardı. O yüzden aldım. Yani çok şey değil. Arka kapağında okudum. Araştırdıktan sonra aldım kitapları. Burada da ne diyor?
Bu birazcık hasarlı gelmiş ama önemli değil diyorum. Jeremy Johnson gayıptan sesler duymaktadır. Daha doğrusu tek bir ses Grimmie kardeşlerden Jacob Grimmie'nin hayaletinin sesi. Jacob Jeremy'yi gözlemekte ve onu bu dünya ile bir sonraki arasındaki fısıltılara konu alan karanlık bir güçten korumaktadır demiş. Ancak Jacob Jeremy'yi her şeyden korumaz. Örneğin özgür ruhlu, kızıl saçlı Ginger felsefesi lezzetiyle sihirli olduğu düşünülen pastadan bir ısırık alıp Jeremy'ye aşık olmasından başka bir yerde bu Jeremy için mutlu son olabilirdi. Fakat kimliği ve karanlık niyetleri bilinmeyen olayların bulucusunu bekleyip izlediği Never Better kasabasında durum başkadır. Zira Grimm kardeşlerin masallarına aşina olan herkesin bildiği gibi tüm peri masalları mutlu sonla bitmez demiş. Evet, bu da böyle bir kitap, masalsı bir kitap diye hatırlıyorum bunu. Bir kitabım ise Kelly Rimmer'ın Sen Olmadan Ben. Bu da Pegasus. Bu da bu şekilde. Bunda da herhangi bir hasar falan yok. Bu da bir aşk kitabı falan muhtemelen. Bir sene önce hayatımın aşkıyla tanıştım. İlk görüşte aşka inanmayan iki kişi olarak birbirimize bu denli çabuk vurulmamız bir mucizeydi. Lilah McDonald güzel, asis, inatçı ve kelimelerle anlatamayacağın kadar mükemmel bir kadın. Bana yeniden yaşamayı öğreten kadın. Bana bu denli büyük bir mutluluğu tattıran Lilah aslında çok büyük bir sır taşıyordu. Ve bu sırrın beni yıkmasına izin vermemek için benden vazgeçmeyi seçti. Ben Callum Roberts ve bu bizim hikayemiz demiş. Bu biraz Jojo Mason senden önce Benin'e de benziyormuş. Yani ağlatır mı bilmiyorum. İnşallah beğenirim diyorum. Bu da benim bookstagramlardan gördüğüm bir kitap. Bir diğer kitabım ise sinemalara uyarlanan bir kitapmış ve bu da sinema kapağıymış, kitap kapağı. Pek bilgim yoktu. Şöyle göstereyim. Hayat Işığım. Şimdi sinemalarda demiş. Bu da Pegasus'lar. Çanakkale Savaşı'nda acı dolu 4 yıl geçirdikten sonra Avustralya'ya döner ve kıyıdan yarım gün uzaklıkta yer alan Janus Kayası'ndaki deniz fenerinde bakıcı olarak çalışmaya başlayan Tom, genç, cesur ve sevgi dolu karısı Isabel ile evlilikleri ikisinin de kafasındaki gürültüyü susturup yıldızlar, dalgalar ve rüzgarın sesinden başka hiçbir şeyin olmadığı iki kişilik dünyalarında huzur bulmalarını sağlar demiş. Bir gün 3 yılın ve 3 düşüşün ardından karısı bir bebeğin ağlamalarını duyar. Dalgalar içinde genç bir adamın cesedi ile birkaç aylık bir bebeğin olduğu bir tekne getirmiştir. Çocuk özlemiyle dolu Isabel duaların Tanrı tarafından kabul edildiğini düşünür. Yüreklerinin sesini dinleyip bebeği sahiplenmeye ve bundan kimseye bahsetmemeye karar verirler. Yıllar sonra gerçekler ortaya çıkmaya başlayınca aldıkları kararın hiç beklemedikleri sonuçları olduğunu anlarlar. Dokunaklı bir kitap diyor ve ağlamaya hazır olun diye yorumlar yapılmış. Çok merak ediyorum. Benim aldığım kitaplar bunlardı. Gayet güzel 5 tane ve 30 liraydı. Bunu da dahil etmiyorum. 38 oluyor. Bununla birlikte güzel bir alışveriş yaptığımı düşünüyorum. Çünkü diğer siteler çok daha pahalıydı. Yani bunların hepsinin normal fiyatı vardı. Arada sırada böyle indirimler geliyor ve ben kaçırıyorum. BKM'de mesela 1000 öpücük kitabı vardı. Ve 9.90 mıydı, 12.90 mıydı indirimi vardı. Şu anki fiyatı 20-30 lira falan. Keşke alsaydım diyorum. Çok beğenilen bir kitaptı. Kaçırdım. Bazı kitaplar böyle indirimler haliyle kaçırıyorum ve daha sonra çok üzülüyorum alamadığım için. Ben de bu sefer aynı hataya düşmeyeyim dedim ve bu kitapları aldım. Benim alışverişim bu kadardı. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Alta yorumlarınızı eksik etmeyin. Okuduğunuz kitaplar varsa eğer buradan bana paylaşın. Önce hangisinden başlamamı önerirseniz bunları sizlerden bekliyorum. Hoşça kalın diyorum.